olamazsın. Öğrencilere bu şekilde, gençlere bu şekilde örnek olamazsın. Evet, arkamdaki görüntüden haberin ne olduğunu anlamışsınızdır. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Soylu, dokunulmazlığının kaldırılması için biliyorsunuz meclise bir başvuru yapmıştı. Bu başvurunun arkasında kendisine yakın polislere soruşturma açılması olduğu iddiası ortaya atıldı. İddiaların diğer ucuysa Soylu ile Yıldız'ı bir türlü barışmayan eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a dokunuyor. Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal bakanı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık bakanlarından bir tanesi. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni iddialarla gündeme gelmeye devam ediyor. Soylu, önce kendisine tahsis edilen 3 makam aracını İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir binanın önüne bıraktırdı. Bakanlıkta kriz yaratan bu hareketin ardından da itibarsızlaştırma kampanyasıyla karşı karşıya kaldık açıklaması yaptı. Soylu, dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe verdi. Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre kulislerde Soylu'nun bu adımının nedeni olarak geçen Mayıs ayında başlatılan bir soruşturma olduğu ileri sürülüyor. Bunu söylerseniz toplantıyı terk eder. Bu soruşturmanın ise Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu ilk dönemde eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın ve ailesinin usulsüz izletildiği ve dinletildiği gerekçesiyle başlatıldığı iddia ediliyor. Mustafa Çalışkan. Şimdi milletimizin bunları bilmesi lazım. Çalışkan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinden alındıktan sonra Soylu'ya yakın bazı polisler tarafından takip edildiği ileri sürülüyor. Mayıs ayında başlatılan ancak bir süredir ilerlemeyen soruşturma ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da rahatsız olduğunu ilgili makamlara bildirdiği öğrenildi. İddialara göre Soylu'ya yakın polisler hakkında Soylu döneminde meslekten ihraç edilen MÇ'nin yürüttüğü ancak el çektirildiği soruşturma için bir mülkiye baş müfettişi görevlendirildi. Soylu dokunulmazlığını istediği günden beri altında bir şey vardır diyorduk. Yavaş yavaş kokuları çıkıyor. Efendim CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleri kültür etkinliklerinde buluştu. Türkiye vicdanları yaralayan, bir türlü açıkça ifade edilmeyen bir ayrımcılıkla Alevilere eşit vatandaşlık haklarını vermemiştir. Kedinin köpeğin bile öldürülmesinin yasaya dönüşme çabasının gösterildiği günlerde Hacı Bektaş Veli'nin huzurundayız. Bu dergah özünde de sözünde de eğri olanların değil, dimdik duranların dergahıdır. Hem tarihsel hem kültürel açıdan önemli bir mirasın bugünlere yansıması. Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliklerinde buluştu CHP'nin 3 önemli ismi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu. Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleri ve kültür sanat etkinliklerinde bir araya geldi. Vaktiyle Cemevi, Cümbüşevi diyen bir anlayışın yönettiği bu ülkede cümbüşün yerinin Kültür Bakanlığı olduğu kabulüyle bir inancı Kültür Bakanlığı'na bağlayarak bu hakareti, bu hor görmeyi kurumsallaştıran bir anlayışa İtiraz ediyoruz. Özel, Türkiye'de Alevi yurttaşlara karşı takınılan ayrıştırmacı tutumu eleştirdi. Kanunları uygularken Alevi vatandaşlara eşit yurttaş muamelesi yapılmamakta, ayrımcılığa tabi tutulmakta, ötekileştirilmekte ve haklı talepleri duymazdan gelinmektedir. CHP lideri cem evlerinin de tıpkı camiler gibi ibadethane olması gerektiğini söyledi. Bu gerçekleşene kadar mücadeleyi sürdüreceklerinin mesajını verdi. Cem evleri Aleviler için ibadethanedir, bizler için de ibadethane olacaktır. Bu yasal hak tanınana, bu anayasal hak kabul edilene kadar sizin mücadelemiz benim mücadelemdir. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere protokolde kendisini izleyen Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki CHP genel başkanlarına saygı mesajı da gönderdi Özel. Vefanın yolunun CHP'yi iktidar yapmaktan geçtiğini vurguladı. Bu partinin
İlk Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de, tüm genel başkanlarına da, benden önceki Genel Başkanı çok kıymetli Kemal Kılıçdaroğlu'na da vefamızı göstermenin en önemli yolu onların partisini iktidar yapmaktır. İmamoğlu da konuşmasında geçtiğimiz günlerde tarihe kara leke olarak geçen meclisteki çirkin saldırıya atıf yaptı. İnsanları kutuplaştırmayı, ayrıştırmayı, kavga etmeyi, kan dökmeyi dahi düşünecek kadar ve buna kendi hakkıymış gibi davranacak kadar ileri seviyede şiddeti savunanların olduğu bir ortamdayız. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise birlik mesajı verdi, arındıkça büyüyeceğiz dedi. Kötülükten arınacağız. Evet biz arınacağız. İhanetten arınacağız. Evet biz arınacağız. İncitenlerden arınacağız. Evet biz arınacağız. Menfaatperestlerden arınacağız. Arındıkça çoğalacağız. Arındıkça kardeşlik bağlarımız sımsıkı birbirimizi tutan ellerimiz güçlenecek. Arındıkça büyüyeceğiz. DEM Parti eş başkanı Tuncer Bakırhan da etkinliğe katılanlar arasındaydı. Hacı Bektaş Veli dergahı gerçek sahiplerine iade edilmelidir. Alevi yurttaşlara iade edilmelidir. Öte yandan Özel, Hacı Bektaş'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kiptaş Hacı Bektaş Mihmandar Projesi'ni ziyaret etti. Bu ülkede maalesef temiz diyebileceğimiz hiçbir alan kalmadı. Sporda buna dahil geçen sezon yaşadıklarımızı hatırlıyorsunuz. Süper Lig'in ikinci haftasında İzmir'de oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında skandal bir olay yaşandı. Deplasman tribününe alınmayan Fenerbahçe taraftarına destek için sahaya inen Ali Koç, Göztepe adına akreditasyon yani sahaya giriş kartı olan Fatih Özkan tarafından itilerek yere düşürüldü. Saldırgan Özkan'ın daha önce de Göztepe Altay maçından sonra kasten adam öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan yargılandığı ortaya çıktı. Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama yapıldı. Bu kişiye bu cesareti kimler vermektedir diye soruldu. Süper Lig'in ikinci haftasına Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan skandal olay damga vurdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç saha içinde saldırıya uğrayarak yere düşürüldü. Maçın ikinci yarısının oynandığı sırada Başkan Ali Koç deplasman tribününe alınmayan Fenerbahçe taraftarlarına destek için sahaya indi. Daha sonra korumalarıyla sahadan ayrılmak isteyen Koç arkadan itilerek yere düşürüldü. Koç, Göztepe tribününden yağan yabancı maddelerin arasında yerde kaldı. Gelişmeler üzerine hakem Kadir Sağlam oyunu durdurdu ve bir süre sonra Ali Koç korumalar eşliğinde sahadan ayrıldı. Koç'u Göztepe akreditasyon yani sahaya giriş kartı olan Fatih Özkan isminde bir görevlinin ittiği açıklandı. Göztepe kulübü saldırgan Özkan'ın kulüpte resmi bir yönetici olmadığı, sadece görevli olduğunu açıkladı. Özkan'ın daha önce Göztepe Altay maçı